Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Salgın döneminde sizler için hazırlamış olduğumuz e, İngilizce dersi, 5. sınıf İngilizce dersi yazılı sorularını e, sizin için çözüyoruz. Evet, bir numaralı sorumuz. E, nice to meet you. Me too. Hello. I am Grace. Hi. My name is Mark. Karışık olarak verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz. Evet cümlelerden anlaşıldığına göre Nice to meet you'nun tanıştığımıza memnun oldum. Me too bendenin başa gelme şansı yok. Ya 3 ya da 4 başa gelir. Hello I am Grace. Ya da Hi my name is Mark. Evet. E, Me too'nun da bendenin de sona geleceğe doğru. Evet. 4'ün sonunda olmadığına göre bunun cevabı A şıkkıdır. Değil mi? Evet. Sırayla söyleyelim. Hello I am Grace. Hi my name is Mark. E, nice to meet you. Me too. Evet geldik ikinci soruya. İkinci soruda da Clara is from England. She speaks English, Spanish and French at school. She loves art class. Mass. Evet Clara İngiltere'lidir. O İngilizce, İspanyolca ve Fransızca konuşur. Okulda onun sevdiği sınıf art class yani resim sınıfı diyelim. Artın sanat anlamı da var ama buradaki e, resim. Evet. Verilen metinde hangi sorunun cevabı yoktur? Where is she from? O nereli? Evet. She is from England. Var. What is her favorite class? Hangi dersi sever? Evet. O. She loves art class. Evet. Peki how many languages can she speak? O kaç dil konuşabilir? İngilizce, Spanish ve French. Bunun da cevabı var. How many classes does she have every day? Bunun cevabı var mı? Yok. Yani kaç tane ders? Her gün kaç dersi var? Bununla ilgili bir bilgi verilmemiş. Sıradaki soruya da geçelim. My name is Clara. Bir. At school. I love art classes. I think math is difficult. I have art on Monday and Wednesday. Verilen metinde anlam bütünlüğünü bozan cümlenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. Evet, anlam bütünlüğünü bozan cümle beraber tercüme edelim. My name is Clara. Ben Clara. At school okulda. I love art classes. ben resim dersini severim. I think sanırım. Math is difficult. Matematik zordur. I have art. Benim var. Ne? Art var. Resmim var. Yani sanatım var. On Monday and Wednesday. Burada kendisinden ve sanatı sevdiğinden bahsederken matematiğin zor bir ders olduğuna girilmesi anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Dolayısıyla buradaki cevabımız C şıkkıdır. Ama tabii matematik zor deyip de kestirip batmamak lazım. Evet matematik kolay bir derstir. Evet 4 numaralı bir şekilde verilmiş. What does design above mean? Evet. take the first left. Birinci sol. Take the second left. Evet. İkinci sol. Take the second right. İkinci sağ. Take the first right. evet. ilk sağ. Burada ne yapıyor? Birinci sağ değil. ikinci sağ. Yani take the second right. Evet. Beşinci sorudayız. Aşağıda verilen eşleştirilmelerden yanlış olanı e, işaretleriniz. Farmasi neydi? Eczacı ve ecz eczacılık. Bakary, fırın, sinema ve kafe. Evet. E, burası fırın. Bunda sıkıntı yok. Kafede sıkıntı yok. Evet. Sinemada sıkıntı yok ama farmasi kütüphaneyi göstermiş. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimiz 5 numara. Evet 6 numaralı, numaralı sorudayız. The police station is behind the library and next to the cafe. Ne diyor? Polis istasyonu gerisinde kütüphanenin ve kafenin yanında. Polis istasyonu, polis, e, istasyonu e, kütüphanenin gerisinde, arkasında e, ve kafenin yanında. Evet, library'nin gerisinde, kafenin yanında. Hangisi olabilir? Evet. Kütüphanenin arkasında ve kafenin yanında olan seçenek sadece aşık. Evet. Sıradaki soruya geçebiliriz. Samuel John like doing puzzle together. Evet. Yukarıdaki cümlede altı çizili olarak verilen ifadeyi karşılayan görseli işaretleyiniz. Ne yapıyordu? Sen ve John seviyordu. Neyi seviyordu? Puzzle yapmaktan. Together. Puzzle. Türkçesi muamma veya bulmaca gibi. Burada yani parçaları birleştirmek olabilir. Burada ne yapıyor? Evet. Play voleybol oynuyor. Burada play piano. Burada climb the Allah tereyim veya walking the forest ama en doğru seçenek C şıkkı. Yani puzzle'ın parçalarını birleştirmekten hoşlanıyorlar. Evet sıradaki sorumuz 8 numaralı soru. Hello my name is Liz. I love playing checkers, riding a bicycle and skipping the rope with my friends. Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen aktivitelerden değildir? Liz diye bir arkadaşımız var. O Playing Checkers, Playing Checkers oynamayı seviyormuş. Riding Bicycle, Bicycle yani o bisiklete binmeye bayılıyormuş. Evet. Ee, skipping the rope, rope ip atlamakta değil mi? Bunu seviyormuş. Evet. Ee, başka ne vardı? Bicycle'a bindi. Skipping the rope, evet bir de Playing Checkers o da var. Ama ne yok? Ne yok? Ata binme yok değil mi? Ne 9 numaralı soruya geldik. Verilen cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki isimlerle tamamlanacak. Peki hangisi dışarıda kalır? Can play hopscotch, can ride a horse ata binmek, can play it hide and seek Saklanmaç oynamak değil mi? Evet. Ata binen kim var? Tom var. Değil mi? Evet. Eee Larissa and her friends arkadaşları ne yapıyor? Bunlar da evet ne yapıyor? Can play Hide and seek. Değil mi? Evet. Geldik geriye. Evet ne kaldı geriye? Ee, e, oynadığı evet Hopstoch. Billy and Jay ne oluyor? Play. Ee, Sat Ranch. She's yani. Evet. Dolayısıyla burada Can Play de var. Dolayısıyla Selin'in durumu da Pardon bu da var. Ama Billy and Jay'nin oynadığı Play Chess yok. Dolayısıyla Bizim burada boşlukları doldurduğumuzda açıkta kalacak cevabımız Billy and Jane. Jenny. Evet geldik 10 numaralı soruya. In the mornings sabahları Bridget ne yapıyormuş? Ne yapıyor? Saçını tarıyor. Get dressed elbisesini giymiyor. Wakes up early. Erkenden uyanmıyor. Comes her Evet saçlarını tarıyor. Değil mi? Comes her hair. Washes her hands. Tabi normalde yıkıyordur ellerini ama burada ne yapıyor? Saçlarını tarıyor. Dolayısıyla cevabımız değişikti. Evet geldik saat sorusuna 11 numarada. Evet saat kaç? 7.30. It is half past 7 olması lazım. It is 7 o'clock 7 demek. It is half past 7. Evet bu 7.30'u tutuyor. İşaretleyelim ama diğerlerinde emin olmak için bakalım. It is a quarter to seven. 7. 7 çeyrek geçiyor. Değil mi? Quarter to. Ha, çeyrek var. Güzel. Evet quarter past seven. 7. 7 çeyrek geçiyor. Dolayısıyla bir kere daha söylüyor. Saat 7.30 yani it is half past 7. Evet. sıradaki sorumuz 12 numaralı soru. 12. Ee, in the afternoons, e, öğlenleyin, öğleden sonra hemen o iyi ne yapıyor? Bu ne yapıyor burada? Sıkı mı çalışıyor? C şıkkı. hard. Çok sıkı çalışıyor. Evet, yemeği çok iyi çalışıyor diyeceksiniz ama tabii yemek yiyor. Reads a book. Kitap mı okuyor? Yok, gazla online mı yapıyor? Yok. Ne yapıyor? Yani öğle yemeği yiyor. Neydi öğle yemeği? Lunch. Akşam yemeği neydi? Dinner. 13 numaralı soruya da hemen bakalım. I have a birthday. Verilen cümlede aşağıdaki seçeneklerin hangisiyle doldurulamaz? Bu her gün ne yapabilir? Evet sorunun cevabını beraber düşünelim. I have a snake every day. Her gün atıştırırım veya atıştırmalığım var. Olabilir mi? Olabilir. Yani sinek dinarın ikisi olmak zorunda zaten. Biri atıştırmalık biri ee, akşam yemeği. I have dinner every day. Her gün akşam yemeği yerim. Olabilir. I have ready every day. Her gün hazırım. İyi de neye hazırım? Evet en anlamsız. Şimdilik ready gibi, ready, ready gibi durdu. Geldik. A shower. I have a shower every day. Her gün duş alırım. Dolayısıyla burada en anlamsız gelen C şıkkı. Evet arkadaşlar 14. soruya geldik. Melinda is a student at a middle school. She is very happy But today is because it is the last school day of the week. What is day today? Well, metinde altı çizili sorunun cevabının bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. Melinda evet, a middle school ortaokulda öğrenciymiş. She is very happy. O oldukça mutluymuş bugün. Niye? Today. Because it is the last school day of the week. Evet haftada yani haftanın son okulun son günüymüş o hafta. What is day today? Bugün ne olabilir? Wednesday, çarşamba olur mu? Olmaz. Tuesday, Monday, pazartesi, Friday, cuma. Evet, cuma olabilir. Evet, neydi? Hadi Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday'di değil mi bu şekilde? Evet, burada Tuesday'in salı olduğunu söylemedik. Söyleyelim. Evet arkadaşlar. Ama tabi Friday Cuma günü tatil olacağı için, okulun son günü olduğu için çocuk çok mutlu. Evet, ee, health problems, does, don'ts neyse. Arkadaşlar sağlık problemi var ve tavsiyede bulunacağız. E, biz genelde öğrencilerimiz şöyle bir rol izliyor. Mesela diyor ki en fazla hangi şıkta başlıyorsa büyük ihtimal ondan biridir. C önce başlıyor. Kaft. Evet. Kaft neydi? Öksürüktü değil mi? E, Öksürün cevabı C olabilir mi? Take en aspirin. Hani hiç kimse e, aspirin için e, şey ne öksürük için aspirin al demez demek ki her zaman o kural geçerli değil yani hemen bir iki şıkta B ve D de C de diye hemen C'yi ikisinden birine bakmayacağız. Evet, cough öksürük öksüren birine e, ne tavsiyede bulunuruz? Evet D'yi bulunuruz, değil mi? Don't drink cold things. Dolayısıyla cevap A'dır ama e, tek tek bakalım. Hidek hidek neydi? Baş ağrısı. Baş ağrıyan ağrı birine aspirin al diyebilir miyiz? Evet tek en aspirin olabilir. Yani gösterirsek öksüren birine ne dedik? Soğuk şeyler ee, alma, içme. hidek baş ağrıyan birine ne dedik? Aspirin al. Başka? Evet stomach 3. Neydi stomach Evet stomach neydi? Karın ağrısıydı. Karın ağrısı olan birine yani A'ya götürürüz değil mi? Nane limon çayı iç deriz. En son ne kaldı? Evet, bekek yani bel ağrısı. Bel ağrıyan birine de herhalde birimizden biri der ki yatağında kal. Stay in bed and rest. Yatakta kal ve dinlen. Evet, 16 numaradayız. Brandon is in his bed now because he has a fever and coughed badly. He also feels tired. He doesn't want to go to hospital because he is afraid of doctors. He doesn't take care of himself. He often eats fast food and drinks cola. He hates vegetables so he gets a cold very often. Evet arkadaşlar. Burada Brandon'la ilgili bir yazı var. Ve niçin? Why doesn't he go to the hospital? E, o niçin hastaneye gitmiyor? Yani Brandon'dan bahsediyor. Evet Brandon is in his bed now. Brandon şu anda yataktaymış. He has a fever and coughs badly. Onun e, neyi var? Fever ateşi ve öksürüğü var. Kötü bir öksürüğü var. He also feels tired. Oldukça yorgun hisseder ediyor. Yani oldukça yorgun. He doesn't want to go to hospital. O hastaneye gitmek istemiyor. Because çünkü he is afraid of doctors. Doktordan korkuyor. He doesn't take care of himself. O kendine dikkat etmiyor. He often o sık sık eats fast food. O evet bak burada tavsiyede de bulunuyor. Çok fazla fast food yiyormuş. And drinks cola. Kola içiyormuş. He hates vegetables. Yani sana, şey sebzelerden de nefret ediyormuş. So bu yüzden case a cold very often. sık sık soğuk algınlığına yakalanıyormuş. Yani burada e, ister istemez bize tavsiyede de bulunuyor hani soruda. E, sebze yememiz gerektiğinden bahsetmiş. Çünkü Brandon neydi? E, aşırı derecede fast food tükettiğinden, kola içtiğinden, düzenli olarak salata, sebze yemediğinden dolayı ne yapıyormuş? Sık sık soğuk algınlığına yakalanıyormuş. Evet why doesn't he go to hospital? O hastaneye neden gitmek istemiyor? because he doesn't like vegetables. O sebzeleri sevmediğinden. Hayır. Because he's afraid of doctors. Evet o doktordan korkuyordu değil mi? Demek ki cevabımız beşik ama emin olmak için diğerlerine de bakalım. Because he a cold very often. Sık sık soğuk algınlığına yakalanın için. Because he often eats fast food. O e, sık sık e, fast food yediği için. Hayır, burada doktora gitmek istememesi, yani hastaneye gitmemek, gitmek istememesinin nedeni neydi? Doktordan korkmasıydı. Evet geldik 17 numara soruya. Charlotte is at the pharmacy at dentist is in the library in her bed. Yani Charlotte nerede sizce Charlotte? Charlotte nerede sizce? Charlotte nerede? Dişle ilgili değil mi? Hepimiz bu koltuğa oturmuşuzdur. Farmasi eczacıydı, eczacılıktı. Library kütüphaneydi, bed yataktı. Burada yatmıyor değil mi? Ağzının içine bir şey sokmuş. dişlerle ilgili. Dolayısıyla Charlotte nerede? Evet. Dişçide.